Hipertansiyon, yüksek kan basıncı yani yüksek tansiyon anlamına gelir. Ve hipertansiyon başlı başına bir hastalık olabilir. Zaten yüksek tansiyonu olan hastalara hipertansiyon hastası denmesinin sebebi de bu. Şimdi ben buraya bir de pulmoner yazacağım. Pulmoner kelimesini gördüğünüzde aklınıza akciğerler gelmeli. Demek ki pulmoner hipertansiyon akciğerlerde yüksek tansiyon anlamına geliyor diyebiliriz. Biliyorum şu anda kafanız biraz karışmış olabilir. Yani içi hava dolu keselerden ibaret olan akciğerlerimizde hipertansiyon nasıl olabilir ki değil mi? Öncelikle size akciğerlerimizin dolaşım sistemimizin önemli bir parçası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kalp ve akciğerlerin bu sistem içindeki rollerinden kısaca söz edelim. Buraya çizdiğim mavi insan, vücuttan kalbe gelen kanın oksijen açısından fakir olduğunu temsil ediyor. Kaslar kandaki oksijeni alıp kullandıkları için kalbe geri dönen kanın oksijen seviyesi düşüktür. Anlaştık mı? Şimdi buraya dört odacıklı kalbimizi çiziyorum. Burası sağ, burası da sol taraf. Görseldeki yönler ters oldu farkındayım. Yani çizimdeki sol bizim sağımızda. Çünkü medikal konulardaki çizimler genellikle bu şekilde yapılır. Bunu yüz yüze konuştuğunuz hastayı tam karşınıza almışsınız gibi düşünmelisiniz. Burası sağ kulakçık. Yani kanı karşılayan odacık. Burası da kanın akciğerlere gönderildiği sağ karıncık. Sol kulakçıkla sol karıncığı da not edelim. Vücuttan gelen oksijen seviyesi düşük olan kan ilk olarak buraya gelir, sağ karıncağa geçip buradan da akciğerlere gönderilir. Buraya da hemen bir akciğer resmi çizeyim. Giderek küçülen hava yolları ve bunların etrafındaki iki büyük yapı. Evet, akciğerleri basitçe bu şekilde çizdim. Videonun başında da dediğim gibi akciğerlerimiz içi hava dolu keselere benziyorlar, öyle değil mi? İşin aslı hava yollarımız akciğerlerin içinde bu şekilde dallanırken kan tedariki de aynı yolu takip eder ve böylece kanla hava arasında geçiş sağlayan bir sistem elde ederiz. Bu sistemin amacı oksijeni kanın içine almak. Akciğerlerin içine çizdiğim bu kırmızı çizgileri kan damarları olarak düşünün. Akciğerlere gelen kanın oksijen seviyesi düşükken akciğerlerden çıkan kanın oksijen seviyesi yüksektir. Bu önemli bir bilgi. Şimdi size akciğerlerimizdeki en küçük hava keseceği olan alveollerden birini çiziyor. Bu çizimle size alveollerin etrafındaki kan akışını göstermek istiyorum. Başlangıçta buraya gelen kanın oksijen seviyesi düşük. Bunu mavi renkle gösterelim. Ama kan Burada yeterli oksijeni alveolden aldığında oksijen seviyesi artıyor. Bunu göstermek için de rengi kırmızıya dönüştürelim. Akciğerlerde oksijenle yüklenen kan kalbe yani sol kulakçığa geri döner. Buradan sol karıncağa geçen kan aort damarı yardımıyla bütün vücuda ulaşır. Ve mavi adamımız böylece artık kırmızı adama dönüşür. Evet, kanın vücudumuzda izlediği yolu size basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bunu sıvının yolda bazı duraklamalar yapması gereken bir devre olarak da düşünebilirsiniz. Yani şöyle anlatayım. Burada kanı kalbe geri gönderen vücudumuz var. Burada kalbimiz, burada akciğerlerimiz. Ve kan vücuda geri döneceği için buraya bir parça daha ekleyeyim. Evet, bu da tekrardan vücudumuz. Tüm bunlar birbirine bağlı ve bu bir döngü şeklinde gerçekleşiyor. Pulmoner hipertansiyonda akciğerlerimiz sıkışır. Hipertansiyon devrenin bu kısmında dirence sebep olur ve sıvı yani kan buradan geçerken zorlanmaya başlar. Buradaki sıkışma ve daralma yüzünden devrenin daha öndeki bu kısımlarına geri tepmeler olur. Ve devre içinde Buradan itibaren ilerleyebilen kan miktarı azalır. Kısacası kan burada sıkışmaya başlar.